Hastaneden kaçtıktan sonra polis devreye girdi. Ama Tayfun bulunamadı. Olay günü evimizin önünde gördüm onu. İkna edemedim, kaçtı. Bak bir daha arama beni. Hayatımdan çık, yoksa fena olacak. Dağıtırım beynini, anlıyor musun? Öfke sana daha çok yakışıyor. İçimi titretmeye başladın gene. Kuyruğunu başkalarına salla sen. Şu fidyeci bir ortaya çıksa, ne istese verecek Pervin. Seni götürsem bütün paraları alırım anneannenden. Ama parayı ne yapayım ben? Doktor sevgilimi istiyorum. Aman Allah'ım. Benim torunum şimdi bir delinin elinde mi? Yeni bir gelişme yok. Aynı haber. Büsbütün moralimiz bozuluyor. Moral mi kaldı zaten? Manyak katil. İşkence çektiriyor hepimize. Nasıl dayanacağız bilemiyorum. Baskın yapmanıza gerek yok. Beni buraya tek başıma istemişti. Sizi görürse her şeyi yapabilir. Bebeğimi de kendini de öldürebilir. Bırak da seni korusunlar Pervin. Tayfun. Pervin! Çabuk içeri, çabuk! Doktor sevgilim ağlıyordur şimdi bebek. Sana kavuşamadığı için ağlıyordur. Seni kıskanıyorum bebek. Çok kıskanıyorum. Doktorun bana kavuşamadığı için ağlasın. Senin için değil bebek, tamam mı? Senin için değil. Elimizden hiçbir şey gelmiyor Ahmet. Ayşe ile Pervin'i teselli etmeye çalışıyoruz ama başarılı olduğumuzu söyleyemem. Şok üstüne şok yaşıyorlar. Yusuf'u aradım. Sen henüz çıkmışsın. Bebek olayını anlattı bana. Doğru dürüst konuşamıyordu çocuk, perişandı. Yoksa karım benden daha mı iyi sevişiyor? Karımı bu işe bulaştırma. Bulaştırma! Bir hataydı. Biraz da alkollüydüm. Sonra da başıma bela oldu. Şimdi çok pişmanım. Sana ne diyeyim ben? Ama kızım hak etmedi bu yaptığını. Onun adına üzülüyorum, kahroluyor. Beni bağışla baba. Ayşe'ye söylemesin değil mi? Onun üzülmesini istemiyorum. Onun üzülmesini ben de istemiyorum. Onu ezenlerden de hesabını sorarım Murat. Teşhis edebilirsiniz. Ben bakamayacağım. Ben bakarım. Siz ikiniz çok gençsiniz. Benim gibi acılarla katılaşmadınız daha. Tamam, yardım edin. Göreceksin yavrunu Sevcan. Korkma yavrum, iyileşeceksin. Korkma. Metin'i daha çok göreceksin. Delikanlılığını, düğününü, her şeyini. O kadar vaktim yok gülüm. Moralim bozuk Sevcan. Yoksa Metin'in yanında böyle konuşmazdım. Ben başhekimle konuşup geleyim. Anneciğim çok mu hastasın? Bilmiyorum ya. Ama seni görünce daha iyi oldu. Sen benim ilacımsın, her şeyimsin o. Seni çok özlüyorum bir tanem. Ben de seni özlüyorum anne. Rüyamda hep seni görüyorum. Ben de seni. Ama içim çok rahat. Çünkü Gül ablanla Ahmet amcanın sana iyi baktıklarını, benim kadar çok sevdiklerini biliyorum. Canım annem benim. Hastanın durumu oldukça kritik. Beyninde büyük ve habis bir tümör var. Kendisi biliyor mu peki? Bilmiyor. Hastaya sadece ameliyat olması gerektiğini söyledik. Yaşayacak mı? Net bir cevap veremem. Ama yaşama şansının yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Yarın ameliyata alacağız. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Çocuğunu sık sık getirin. Hastanın morali çok önemli. Buraya getirildiğinden beri devamlı olduğunu istedi. Sevcan bir mahkum. Ama dört dörtlük bir anıdır. Ne diyelim ki? Allah onu yavrusuna bağışlasın. Diliyorum. Metin okulu çok sevdi. Okuldakiler de onu çok seviyor. Öğretmenlerinden hep aferin alıyor. Aslan oğlum benim, canım yavrum. Ne oldu? Başhekim ne dedi? Önemli bir hastalığı yokmuş. Ameliyattan sonra eskisinden daha sağlıklı olacağını söyledi. Ahmet Bey, artık hastanın dinlenmesi gerekiyor. Haklısın Hülya. Gidelim canım, yarın yine geliriz. Ben burada kalayım mı anne? Yok yavrum. Kocaman bir öpücük ver şimdi bana. Ve sonra da eve git. Geçmiş olsun. Güçlü ol, kuvvetli ol. Bozma moralini. Metin için Sevcan. Onun sana ihtiyacı var. Geçmiş olsun. Burada emin ellerdesin. Hemşire hanım vaktiyle bana da çok iyi bakmıştı. Görevim Ahmet Bey. Gel bakalım Metin. Annenin dinlenmesi lazım. Allah'a ısmarladık anneciğim. Gül. Söyle canım. Yarın ameliyat olacağım.
Masada kalabilirim. Metin'i bırak. Ne pahasına olursa olsun bırakma kardeşim. Saçmalama. Metin bize emanet. Bir gün sana teslim edeceğiz onu. Niye böyle konuşuyorsun? Çünkü öyle hissediyorum. Güle güle can arkadaşım. Allah'a ısmarladık. Alo, ben Pervin. Tayfun sen misin? Benim sevgilim. Çok heyecanlısın değil mi? Bak yanımda kim var? Bebek var. Sana alo diyemiyor ki. Sevgilim, sesini duyman için biraz ağlatacağım onu. Bak. Yapma ne olursun, lütfen ağlatma. Yalvarırım sana Tayfun. Bebeğimi üzme, ne olursun ona zarar verme. Her istediğini yaparım. Tayfun beni seviyorsan ona dokunma. Hep bebek, hep bebek. Onu benden daha çok seviyorsun. İkinizi de çok seviyorum. Çok seviyorum, inan bana. Hadi adresini ver, sana koşup geleyim. İstersen sen gel. Ben gelemem, gelmem. Sen terk ettin beni. Çok üzdüm. Ben çağırınca sen geleceksin, anladın mı? Ayaklarıma kapanacaksın sevgilim. Ne istersen yaparım Tayfun. Ben de seni çok özledim. Sana dokunmak, saçlarını okşamak istiyorum. Bana sevgilim de. Sevgilim. Sevgilim ne olur çağır beni. Konuşalım. Sen, ben, bebeğimiz. Üçümüz mutlu olalım. Üçümüz değil. İkimiz mutlu olacağız. Bebek mi kıymetli yoksa ben mi, söyle. Sen kıymetlisin tabii. Sen her şeyden kıymetlisin benim için. Bak, sesini duymak için telefonun başında bekliyorum. Seni üzdüğüm için beni affet sevgilim. Sevgilim diye nazını öpeyim. Yakında buluşacağız. Kavuşmamız az kaldı. Bekle sevgilim. Bekleyeceğim. Alo. Alo. Allah kahretsin. O pisliği öldüreceğim. Yemin ediyorum öldüreceğim. O bir akıl hastası Yusuf. Sakin ol. Ne olursa olsun. Kıskandığım için değil. Seni üzdüğü için öldüreceğim onu. Sen benim için o kadar değerlisin. Komiserim, Tuzla'da 417'nin oğlu telefon kulübesi. Tren güzergahından telefon ettiği belli zaten ama nerede saklanıyor? Hadi ailesine gidiyoruz. Tayfun hastaneden kaçtıktan sonra hiç görmedim. Ne aradı ne sordu. Yüzünü görmedim. Bize gelseydi hemen polise teslim ederdik. Benim oğlum nasıl cana kıydı? Banyo tren güzergahında eviniz ya da bir yakınınız var mı? Tuzla'da kayınbiraderimin evi var. Kendisi gurbetçi, Almanya'da. Kardeşim yazın gelir. Şimdi evde kimse yok. Orada olmalı. Bize tam adresini verin lütfen. Mercan Yuvası Caddesi, Şevket Bey Sokak, No 23. Tamam, sağ olun. Rica ederim. Gidiyoruz. Sevgilim yoksa beni kandırıyor mu bebek? Senin hatırın için mi bana cilve yapıyor? Söylesene, söylesene. Ağlama. O yalnız beni sevsin istiyorum. Sevgilim herkesten kıskanıyor. Senden de bebek, senden de. Korkma, bir şey yapmayacağım. Akıllıyım. Sana zarar verirsem sevgilin benden nefret eder. Kırılır o zaman. Olmaz. Yapamam. Kapı kapalı mı? Kapalı abim. Fırla çabuk. Hadi tamam, hadi ya, hadi tamam. Çabuk çabuk. Evet, yerleşin. Tamam, tamam, araları yerleşin. Çocuklar tamam, bekleşmeyin yanımda. Geçin şöyle, geçin şöyle. Geçin. Arka tarafı ben tutuyorum. Tamam. Hadi oğlum.
Aç şunu. Tamam, açtım abim. Gelin benimle. Hadi koş şunu, tamam. Etrafı sen. Buradaymış. Ya huylanıp kaçtı ya da her an gelebilir. Sizler nöbette kalın çocuklar. Ben ekibi kapının önünden uzaklaştıracağım. Çocuklar, bu adam yine buraya geri dönebilir. Hemen arabaları gizliyoruz, evi kuşatıyoruz. Siz de burada gizlenin, tamam mı? Hadi çabuk olun. Başsın amirim. Geçin arkadaşlar, yerleriniz, tamam. Hadi. Ne işin var burada? Benim işim sensin hayatım. Cep telefonunu neden kapatıyorsun? Kaç defa aradım seni. Bunu yapma bana. Bak, beni tahrik ediyorsun. Başka şeyler yaparım. Ne yaparsın? Yaptıkların yetmiyor. Ne rahat bıraktın ne de huzur. Hayatımı alt üst ediyorsun. Ya benim hayatım? Sensiz yapamıyorum. Niçin anlamıyorsun? Anlamak istemiyorum. Seni görmek istemiyorum, tamam mı? Niye evime gidip rahat rahat konuşmuyoruz canım? Git başımdan Şebnem, Allah aşkına git. Yarım saat çık. Hayır, bir saniye bile olmaz. Karından bu kadar korkma canım. Karımdan korkmuyorum, seviyorum. Saygı duyuyorum. Babamlar da bizde. Bu mazeret değil. Olmasalardı da seninle gelmezdim. Güle güle. Sabah bekliyorum. Mutlaka gel Murat. Yoksa kötü olur. Murat usta yok mu çocuğum? Çıktı mı? Aa, ne kadar oldu? Tamam, sağ ol. 20 dakika olmuş çıkalı. Motoru ancak toplayıp çıkmıştır kızım. Nerede peki? Nerede olacak? Yoldadır. Trafikten haberin yok galiba. Sen de annen gibi jandarmalaştın ha. İki lafın arasında beni iğnelemesen olmaz. Kocasını seven kadın başına jandarma kesilir. Baba... Söyle. Sen benden bir şey saklamazsın değil mi? Ha. Murat hakkında bile olsa. Hoppala. Ne var ki ya? Neyi saklayayım ben, deli kız? Bir yanlışını görsem önce ben kelleyi koparırım. Babam geldi. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. Babacığım. Hoş geldin Murat. Hoş buldum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum, gel. Kulaklarını çınlatıyorum. Geç kaldın diye mi? Yok canım. Ben söyleyeyim mi baba? Söyle bakayım. Aman dedikoducu hınzır. Ne olmuş? Babama senin hakkında biraz yoklama çektim. Saklayacak değilim ya. Hadi kızım, hadi. Hadi getir şu mantıyı artık. Hadi yürü. Tamam baba. Hadi. Herkes sofraya. Gelin bakalım. Mantımız hazır. Oo. Hop, ben kendim koyarım. Karışmayın. Tıka basa yeme Arif. Sonra midem midem diye söylenip duruyor. Aman bırak kesin anne. Pervinlere uğradın değil mi? 5 dakika. Hiçbir değişiklik yok. Allah onlara sabır versin. Beklemeye devam edin. Zayıf bir ihtimal ama her an gelebilir. Tamam. Bıraktım nöbetçiler. Hiçbir gelişme olmadığını bildirdiler. Anlayacağınız yine kıl payı kaçtı elimizden. Bu ikinci oldu. Çekirge misali. Üçüncü de inşallah yakalanır. İnanılmaz bir şansı var. Ya da bizim şanssızlığımız. Çok yakında arayacağını söyledi. Daha doğrusu kavuşacağımızı. Kendisine yeni bir barınak arıyordur şimdi. Dinlemede olduğumuzu biliyorsunuz. Doktor hanım, size tutkunluğu belli. En azından sizi üzmek istemeyecektir. Olan bebeğimize oluyor. Tehlikeli bir hastanın elinde yavrumuz. Neredesin Tayfun?
Allah'ım yardım et. Polis saklandığı yeri tespit etmiş. Ne yazık ki baskında Tayfun'u bulamamışlar. İnanılmaz bir şansla yine kaçmış. Peki sizde bir gelişme var mı? Bir sürü adam tuttum. Her yeri didik didik arıyorlar. Ama pisliğin izine hala rastlayamadılar. İki tane de asılsız ihbar çıktı. Başta o manyak. Herkes bizimle oynuyor. Hak etmediğimiz acıları çekiyoruz. Bu acılara dayanmak zorundayız Süreyya Hanım. Tayfun'un bebeğimizi benim yüzümden kaçırması beni mahvediyor. Kendini suçlama kızım. Bu felaket birbirimizi daha iyi tanımamıza sebep oldu. Hilal'imin yapamadığı analığı torunuma sen yapıyorsun. Sana çok teşekkür ederim kızım. Şimdi daha iyi anlıyorum. İyi geceler. Rahat uyuyamadığını biliyorum yavrum. Belki biz de uyuyamıyoruz. Bıraktığın emanete kavuşuncaya kadar da bil ki uyuyamayacağız. Canım kızım benim. Yavrum benim. Yavrum. Çocuk dağları aşarak annesine kavuşmuş. Ama çocuğun annesinin evlenmek üzere olduğu bir adam varmış. Anneye ben başkasının çocuğuna baba olamam. Ya o ya ben demiş. Zavallı anne şaşırmış kalmış. O zaman çocuk anneciğim sen mutlu ol beni düşünme demiş. Annesi sen benim en büyük aşkımsın deyip oğluna sarılmış. Öpüşmüş koklaşmışlar. İşte böyle. Çocuklar annelerinin en büyük aşkıdır canım. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim. O zaman şimdi güzel güzel uyu. Yarın annene gideceğiz. Seni uykusuz yorgun görmesin, tamam mı? Peki Cici anne, Allah rahatlık versin. Sana da bebeğim. Afiyet olsun. Sağ ol. Yattı mı? Yattı. Çok hassas, çok duygulu bir çocuk. Annesinin hastalığına müthiş üzülüyorum. Hepimiz üzülüyoruz yavrum. Hastalık da sağlık da bizler için. Başhekim yaşama şansı yarı yarıya dedi. Ama ben Sevcan'ın ameliyattan sonra iyileşeceğine inanıyorum. Riskli bir ameliyatta yarı yarıya büyük bir oran Ahmet. Metin annesi için ağladığı zaman dayanamıyorum. Pervin ve sen çocuk konusunda kaderiniz birleşiyor. İkiniz de başkasının çocuklarını analık ediyor, onlar için ağlıyorsunuz. Ayşe'yi de say. O da bizimle birlikte acıları sevinçleri paylaşıyor. Öyle olmasa bunca yıl birlikte olamaz, tek bir yürek gibi yaşayamazdınız ki. Haklısın hayatım. Bir şey unutmadın değil mi cep telefonu falan? Yok tamam almışım. Seni Pervinler'den alırım. Görmüş olurum onları. İhmal ettiğimi sanmasınlar. Tamam canım. Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler güle güle. Sabah bekliyorum. Mutlaka gel Murat. Yoksa kötü olur. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim.
Cevat. Çok şaşırdın. Başkasını mı bekliyordun? Seni ilgilendirmez, defol. Dokunma bana. Üstüme gelme, bağırırım. Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Özür dilemek için geldim, beni affet. Tamam, özür diledin. Şimdi çık git evimden. Sana vurduğum için çok pişmanım. Kıskandım, deli oldum. Sana aşığım ben, Şebnem. Ben değilim. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ne olur barışalım. Gel, galerimdeki hangi arabayı beğenirsen al. Barışma hediyem olsun. Seninle barışmayı asla düşünmedim. Benim için bir hiçsin. Arabaların, paraların beni hiç ilgilendirmiyor. Yapma, benimle böyle konuşma. Başka türlü konuşup gururunu da kırabilirim. Gururum mu kaldı? Köpek gibi peşinde dolaştırdın beni. Bana bir şans tanı. İmkansız. Çünkü ben başkasını seviyorum Cevat. Murat mı? O tamirci parçası mı? Beni onun mesleği değil, erkekliği ilgilendiriyor canım. Başka konuşacağımız bir şey kalmadı. Senden vazgeçmem. O köpeğe de seni yar etmem, tamam mı? Anneciğim, biz buradayız. Annen seni duyamaz yavrum. Şimdi uyuyor. Kendine gelince konuşuruz, tamam mı? Bir uyansın. Başında bekleyeyim. Ne olur uyanınca beni görsün. Tamam, tamam bebeğim, tamam. Tamam bir tane. Ameliyat nasıl geçti? Çok iyi. Gereken her şey yapıldı. Umarım kritik devreyi atlatır. İnşallah. Metin çok üzgün. Sizler de öylesiniz. Özellikle de eşiniz. Metin adına üzülüyoruz. İkiniz de onu öz evladımız gibi seviyoruz. Metin şanslı bir çocuk. Sizin sevginiz herkese nasip olmaz. Buyurun. Adım Cevat. Şebnem'in arkadaşıyım. E'si şu, Şebnem'i bir daha görmeyeceksin, tamam mı? Oo, emir büyük yerde. Zaten görmek istemiyorum ki onu. Bırak bu ayakları, kıvırma. Doğru konuş, terbiyesizlik etme. Dinle beni, o kadının yanına bile sokulmayacaksın. Bitiririm seni, hayatını söndürürüm. Hastır lan, defol. Gel buraya. Alo dedim sana. Orası karakol mu? Burası otobakım otoservisi. Daha önce beni darp etmişti. Şikayetim nedeniyle zaten aranıyordu. Murat Bey'e saldıracağını da söylemişti. İfadelerinde anlattıklarınızı belirttiler. Siz şikayetçi olmaktan vazgeçtiniz, öyle mi? Evet komiserim. Ne hali varsa görsün. İş güç sahibiyiz komiserim. Mahkemelerde sürünmeyelim derim. Öyleyse siz ikiniz gidebilirsiniz. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Sağ olun. Ben de çıkabilir miyim komiser bey? İfadenizi imzalayıp çıkabilirsiniz. Ayşedir. Alo? Ha, benim canım. Yok karıcığım, önemli bir şey yok. Pervin'deyim ben. Sen gecikince servisi aradım. Çırak karakola gittiğinizi söyledi. Kavga çıkmış. Babamla ikinizi apar topar karakola götürmüşler. Murat bana doğruyu söyle şimdi. Doğruyu söyle. Karıcığım, müşteri hadise çıkarınca karakolluk oldu. Bir şeyimiz yok. İyi izliyorum ya. Tamam, peki peki. Babamı veriyorum. Seni istiyorum. Alo? Merak etme kızım. Ya önemli bir şey olsa bizi bırakırlar mı hiç? Karakoldan çıktık. Ya ufak bir kavgaydı işte. Aman baba. Kavga etmek yakışıyor mu size? Pervin'deyim ben. Söyle ona, bekliyorum, tamam mı? Tamam kızım. Hadi öptüm seni. Hadi. Murat, biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok artık. Var. Bana bak hanımefendi. Murat'ın yakasından düş. Yoksa ben düşürürüm seni. Siz avukatı mısınız beyefendi? Hayır, babasıyım. O benim kızımın kocası, damadım.
Senin gibi birinin onların hayatlarını alt üst etmelerine izin veremem. Yeterince yaşadım zaten be. Onların mutluluğu için her şeyi göze alırım. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Nasıl kabul edersen et. Bir daha Murad'ı rahatsız edersen kafanı koparırım senin. Görüşürüz Murat Bey. Görüşürüz. Yemeğe kalsaydınız ne iyi olurdu. Bu halinizle bir de yemek telaşım olsun. Bir haber çıkınca hemen bizi arıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Keşke bir haber çıksa da arasak. Oğlum sen de bir durum olunca Ayşe'ye haber ver. Kızcağız meraktan ölecekti. Ha hiç. Üzme şu kızı. Bir de seninle uğraşmayalım. Canım. Beni şikayet mi ettin karıcığım? Tövbe. Yoksa şikayet edilecek kusurların mı var? Ha? Seninle başa çıkılmaz. Hadi. Hoppa. Yarın yine geliriz canım. Öptüm canım. Hoşça kal. Güle güle. Bir haber alırsanız bizi arayın, tamam mı? Tamam. Hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, arayan oldu mu? Hayır efendim, olmadı. Telaştan Pervin'i arayamadım. Merak ediyordur. Bir arayayım. Ben de Metin'le mutfağa bir yoklayayım. Hoppa. Gel bakalım. Alo? Ameliyat nasıl geçti? Doktorlar başarılı bir ameliyat olduğunu söylüyorlar. Ama kritik durumu devam ediyormuş. Bekleyeceğiz artık. Aklım hep sendeydi. Ne oldu? Bir haber çıktı mı? Çıkmadı. Hiçbir haber yok. Yusuf'la ben beklemekten çıldırmak üzereyiz. Süreyya Hanım'ın çabaları da boşa çıkıyor. Yani senin anlayacağın netice sıfır. Ayşeler bizdeydi az önce. Gittiler. Sağ ol canım. Öpüyorum. Hoşça kal. Sen de ister misin? Biraz rahatlarsın. Mümkün mü? Ne istiyorum biliyor musun? İçmek. İçip 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 kendimden geçmek. Sonra da uyumak. Sonra da umudun sesiyle uyanmak. Dayanamayacağım artık. Dayanamayacağım. Tamam bebeğim, tamam yavrum. O pislik çıkacak ortaya. Çıkacak ve ben de onu sana bu acıları çektirdiği için öldüreceğim. Sakın ağlama bebek, usludur. Ağlarsan başımıza üşüşürler. Seni alırlar. Seni kaybedersem sevgilimi de kaybederim. Şşş. Sakın ağlama. Alo ben Pervin. Tayfun. Ben de seni bekliyordum. Hadi söyle. Ne yapmamı istiyorsan söyle. Aşk yuvamızda seni bekliyorum. Aşk yuvamızda, tamam mı? Polislerle gelirsen bebeği de kendimi de öldürürüm. Ne? Tayfun bilmece gibi konuşma. Aşk yuvamız neresi? Tayfun aşk yuvamız neresi? Bana lütfen söyle. Allah kahretsin cevap ver. Allah kahretsin. Aşk yuvamız yok ki. Kısa konuşup yerini tespit edilmesini engelledi. Peki bu aşk yuvası neresi? Hay Allah, insanın aklına da neler geliyor. Doktor hanımın bilgisine başvurmaktan başka çaremiz yok. Üzülme sen, bulacağız elbette. Çok çirkin. Artık dayanamıyorum. O kadar kesin konuştu ki sanki böyle bir yer varmış gibi. Sanki aşk yuvamız varmış gibi. Allah kahretsin. Oo, yeni resimler ha? Bravo Tayfun.
Manzaralar bitti ha, bakıyorum şimdi portre çiziyorsun. Hem de bir kadın portresi. Sevgilim. Ha, sevgilin mi? Bu çizdiğin kadın senin sevgilin demek. Evet, sevgilim. Seviyorum. Buna çok sevindim. Sevmek güzel bir duygudur Tayfun. Bunu paylaşmak ister misin? Sevmek. Evet, seviyorum. Bunu sevgilime söylemeliyim. Ama sevgilim çok uzakta. Çok. Ona dokunmak istiyorum. Ama çok uzak. Başka bir şehirde mi? Hayır, o burada. Aşk yuvamız burası bizim. Tayfun hastanede. Tayfun hastanede. Yürü kalk, gidiyoruz. Tayfun hastanede Süreyya Hanım. Biz de oraya gidiyoruz. Bilginize başvuracaktık doktor hanım. Aşk yuvası hakkında. Sözün ettiğiniz yer akıl hastanesi. Tayfun orada beni bekliyor. Bir plan yapmamız gerek. O çılgın katilin yanına tek başınıza gidemezsiniz. Ben de aynı kanıdayım amirim. Tek başıma gitmezsem, polisleri de götürürsem bebeği de kendini de öldüreceğini söyledi. Yapar bunu. Telefonda dinledik. Tamam, yalnız gideceksiniz ama önce biz gerekli önlemleri almalıyız. Tamam, nasıl? Hastaneye bizden sonra geleceksiniz. Tek başınıza. Sizi cebinizden arayıp zamanı bildireceğiz. Hastanenin yakınında bekleyeceksiniz. Tamam mı? Siz bizimle gelin lütfen. Dikkatli olun. Aha, tamam. Bana deli diyorlar ama çok akıllıyım ben. Doktor sevgilim, bakalım beni seviyor. Aşk yuvamızı biliyorum. Gelin böyle, gelin böyle. Kuşatın binayı, kuşatın, kuşatın. Siz ağaçlara çıkın. İki tane nişancı ağaçlara. İtfaiye haber verin. Çabuk. Gelin. Nerede saklandığını tespit edebildiniz mi? Sizi aradıktan sonra gizlice bütün birimleri kontrol ettik. Tayfun yok. Bulamadınız değil mi? Yoksa burada değil mi? Mutlaka burada. Çok kurnaz olduğu kesin. Doktor hanımın gelişini bekliyor. O zaman ortaya çıkacak. Yusuf Bey, şimdi eşinizi arayın. Alo? Evet Yusuf. Hemen geliyorum. Kafam bozuluyor bebek. Doktor sevgilim aşk yuvamızı hatırlamadıysa çok fena olacak. Biz ikimiz cup aşağı. Geldi. Doktor sevgilim geldi. Sevgilim, buradayım. Tayfun, ne yapıyorsun? İn o çatıdan! İn o çatıdan! Yanıma gel sevgilim. Seni bekliyorum. Tamam, bekle, geliyorum, tamam mı? Kıpırdama, hemen geliyorum. Bekle. Tayfun, beni bekliyor. Hemen gideceğim. Kendine dikkat et. Benim için çok kıymetlisin Pervin.
Senin yanındayım kızım. Benden şüphelenmez. Dadısı dersin. Açın. Hadi kenarından tutun. Çekin. Tayfun, yanına geliyorum. Geldi. Tayfun. Sevgilim. Bak, kavuştuk işte. Dur, o kim? O bebeğin dadısı. Ona bebeği teslim edeceğiz. Sonra ikimiz sen nereye istersen oraya gideceğiz. Baş başa olacağız, bir düşünsene. Nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Nereye canım? Sen, bebek, ben, üçümüz. Gel. Tayfun bebeği bırakalım, sonra gel benimle, hayır. Gidelim. Nereye gideceksin Tayfun? Üçümüz gideceğiz, gel. Tamam Tayfun, bebeği bırakalım. Gel dedim sana. Ayak bağı olur, çok ağlar. Gelsene benimle. Tayfun üşüdüm, aşağı inelim. Nereye gideceksin? Üçümüz gideceğiz. Tamam Tayfun, ama bebeği bırakalım. Gel benimle, gel. Daha çok eğleniriz ikimiz. Tayfun canım acıyor. O zaman ikimiz, hayır, gideceğiz, gel. Hayır! Bırak! Gel, bırak benimle. Hayır! Yusuf koş! Gel dedim sana, gel. Tayfun yapma, çok mutlu olacağız. Gel. Tayfun yapma! Ne olur! Gel benimle. Tayfun çok mutlu olacağız. Gel diyorum sana. İndirin şunu! Çekilin! Çekilin! Sanki ben de düşünüyorum. Arkadaşlar çekilin. Çalışmaya gel olmayın. Çekilin. Boşaltın şurayı. Bebeğim. Canım. Bebeğim. Canım bebeğim, anneannesinin bir tanesi. Allah korusun seni. Bakın oğlumun boncuğuna nasıl yakışmış. İçim içime sığmıyor. Bütün sevdiklerim yanımda. Sevinçten ağlarsam kızmak yok. Sulu göz sende. İnsanın böyle yakın arkadaşları olması çok güzel. Yeter artık, ağlatacaksınız beni. Duygusuz sende. Şükürler olsun. Bebeğimiz hepimizin çabasıyla kurtuldu. Canım, sen de çok yıprandın. Hepimiz çok yıprandık, üzüldük. Allah bağışladı onu bize. Umut sizin gibi bir anneannesi olduğu için çok şanslı. Canım. İstemeden kırdım seni Yusuf. Haksızlık ettim. Ne yaptıysam kızımın acısından, ona olan sevgimden, hasretimden. Sizi anlıyorum. Hiç üzmeyin kendinizi. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Annemizsiniz. Oğlumun anneannesisiniz. Benim de size karşı hatalarım oldu. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Biz bir aileyiz. Aile içinde dargınlık, kırgınlık olmaz. Şimdi her şeyi unutma zamanı. Son zamanlar bize o kadar çok şey öğretti ki. Evet. Biz bir aileyiz. Bu küçük yaramaz hepimizin aklını başına getirdi. Al anneannesi kucağına. Hop. Hadi canım, bebeğimiz uyusun birazcık. Hadi canım, gidelim uyutalım. Tatlı. Hadi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hadi. Geç bakayım. Hadi bakalım, yaşadın. Mendil vereyim mi?
Bir de ağla bari oğlum. Çocuğuna kötü örnek oluyorsun. Bunu yazıyorum bir tarafa. Sen dalga geç bakalım. Ay bunlar bir araya gelmesinler. Hepsi lise laf acanlar gibi. Neyse, Pervin'in kabusu bitti ya. Ben yapayım, dur. Alo. Ahmet. Canım. Dur, nasılsın? Hepimiz çok iyiyiz. Büyük bana bir bayramı kutluyoruz sanki. Keşke sen de aramızda olsaydın canım. Tamam, öpüyorum seni. Tabii ki söylerim. Hoşça kal. Ahmet'in selamları var. Ay canım benim. Aklı buradadır şimdi. Hem de nasıl. Ama Ankara'da birkaç gün kalması gerekiyormuş. Annemi çok özlüyorum Cici anne. Annem iyileşti mi acaba? İyileşecek bir tanem. Bir dahaki gidişimizde bizi ayakta karşılayacak. Göreceksin canım. Bırakmayın beni. Korkuyorum. Lütfen tamam, bırakmayın. Sakin ol. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. Korkuyorum. Lütfen tamam, yalnız bırakmayın beni. Korkuyorum. Derece koydunuz mu? Lütfen. Hayır. 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 Tamam. Hayır. Tamam, beni, tamam. Sakin ol. Geçti. Hayır, ne zamandır krizde? Hayır, korkuyorum. 12 korkuyorum. Sakinleştirici yapın hemen. Tamam. Ben, tamam. Lütfen. Tamam, hayır, tamam. Hayır, hayır. İstemiyorum, istemiyorum. Korkuyorum. Lütfen hayır, bırakmayın. Lütfen. Sizi Doktor Pervin Hanım arıyor başhekimi. Tamam, geliyorum. Alo, Pervin Hanım. Saygılar efendim. Sizi çok zor durumda bıraktığımı canım biliyorum. Benim, canım. İnanın size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Böyle durumlarda lütfen beni bir başhekim olarak değil, bir meslektaş, bir arkadaş olarak görün. Aynı olaylar benim de başıma gelebilirdi. O zaman da siz bana destek olacaktınız. Bebeğiniz için çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Yalnız hastalarınız sizi çok özledi, haberiniz olsun. Hiçbir aklımdan çıkmadı biliyor musunuz? Eda, geldi. Zekeriya Bey, bütün hastalarım. Yokluğunuzda bizzat ben ilgilenmeye çalıştım onlarla. Buradaki yoğunluğu biliyorsunuz. Zekeriya Bey aynı. Eda'nın depresif krizleri devam ediyor. Onunla ilgili kararı dönünce siz vereceksiniz. Artık hiçbir sorunum kalmadı. Hastaneye dönmek istiyorum. Bak, ne güzel. Yarın sabah orada olacağım. Canım benim. Bak. Size ve tüm arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yordu bu yaramaz beni. Ay, yordun mu anneanneyi? Gel anne. Gel canım. Süreyya Hanım, ağlıyorsunuz.